Önemli bir başka veri de işsizlik elbette. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, hayat pahalılığı bir yandan da işsizliğin arttığını söylememiz mümkün. Türkiye'de işsizlik 2022 yılının ilk çeyreğinde TÜİK'in verilerine göre de DİSKAR'ın verilerine göre de arttı. Dar tanımlı işsizlik %11,4, geniş tanımlı işsizlik ise %22,6 oldu. Hamdolsun. Çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği, müteşebbislere fırsat kapılarının her alanda açık olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama son veriler böyle söylemiyor. Türkiye'de işsiz ordusu her geçen gün büyüyor. TÜİK bu orduya 50 bin kişi daha katıldığını açıkladı. DİSKAR ise TÜİK verilerinin tablonun sınırlı bir kısmını ortaya koyduğunu söylüyor. Çevremde birçok insan işsiz. Şu anda hepsi evde. TÜİK'e göre işsizlik ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Atıl iş gücü yani geniş tanımlı işsizlik oranı 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %22,6'da kaldı. DİSKAR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2022 birinci çeyrekte 8 milyon 367 bin kişi oldu. Bu hesaplamaları yaparken DİSKAR'ın dikkat çekmeye çalıştığı bir unsur var. Çalışabilir durumdaki 64 milyon kişiden sadece 20,8 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı olarak istihdam edildiği. Bizim çocuklar da işsiz. Kaç senedir üniversite mezunu, 2 üniversite bitirdi, yine işsiz. Gençler de geleceğe umutla bakamıyor çünkü işsizlik pençesinde. TÜİK'e göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %21,1 oldu. DİSKAR ise geniş tanımlı genç işsizliğini %41 olarak açıkladı. Millet işsiz, gençler işsiz, herkes bizim bütün torunlar iş arıyor yavrum. İstihdam oranındaysa DİSKAR ve TÜİK hesaplamalarında %14,1'lik bir fark var. TÜİK istihdamın %2,7 puan arttığını ve %46,6'ya ulaştığını açıkladı. DİSKAR ise istihdam oranı %32,5 dedi. Her yerde üniversiteler var. Herkes 2-3 üniversite bitiriyor ama yine de işsizlik fazla tabii ki. Şu an çok zorlanıyoruz tabii. Bir sürü arkadaşım var işsiz, çalışamayan, ailesine bakamayan, geçinemeyen. Bizim elimizden de bir şey gelmiyor. DİSKAR'ın hazırladığı raporda TÜİK'in açıkladığı verilerle ilgili olarak TÜİK'in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi resmin sadece sınırlı bir kısmını göstermektedir. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermemektedir. Bu nedenle alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır denildi. Kimsenin maaşında ay başından bu yana %70-80 oranında bir zam yaşanmadı elbette ama işte akaryakıt fiyatlarına bakalım. 2022 yılına girerken de akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmıştı. 2021'in sonlarında da pompaya yansımaya başlamıştı bu zam oranları. Eşel mobil sistemi sona erdiği için şimdi sene başından bu yana benzine %72 oranında zam yapıldı. Motorine ise %83 oranında arttı. Fiyat artışları da durmuyor. Şimdi sektör temsilcilerinden gelen yine üzücü bir haber var. 1 lira 68 kuruş benzinin litre fiyatına yine zam yapılacağı söyleniyor. Ayrıca LPG'ye de 40 kuruş daha zam geleceği konuşuluyor. Akaryakıta gelen zamlar hız kesmiyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 40 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı 23 liraya dayandı. Pompaya yansıyan yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8, Ankara'da 22,93, İzmir'de ise 22,94 liraya yükseldi. LPG fiyatları ise İstanbul'da 11,25, Ankara'da 11,47, İzmir'de 11,19 liraya çıktı. Benzinin, mazotun Türkiye'deki fiyatının olacağı yer 8 lira, 9 lira, binemeden 10 liraydı. Benzin, mazot 20 lira civarında dolanıyorsa o aradaki fark Erdoğan farkıdır. O aradaki fark Erdoğan zammıdır. Çünkü bu ülkede döviz kurunu patlatan kendisidir.
uyguladığı yanlış politikalardır. Benzinin litresi geçen sene bu zamanlar 7 lira 19 kuruş, motorun ise 6 lira 57 kuruştu. Bir yılda benzine gelen zam %217, motoruna gelen zam ise %221. Aralık ayı sonunda döviz kurunun ateşine sönmesi pompa fiyatlarına yansımadı. Motorinin litre fiyatı yılın ilk gününde 11 lira 48 kuruştu. Sadece 5 ayda %83'ün üzerinde arttı. Benzinin litre fiyatı da yılın başında 12 lira 31 kuruştu. 5 ayda toplam %85 artmış oldu. Şimdi soğan bile zam şampiyonu olmuş. Hani kuru ekmek, soğan yeriz artık tarihe karıştı demiştim ya. Çay keyfi de artık çok daha pahalı. Yaş çay alım fiyatının %76 artışla kiloda 6.70 lira olarak açıklanmasının ardından Çaykur çaya zam yaptı. Çaykur çaya ortalama %43.71 oranında zam yaparken yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi. TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı %0.54 olarak gözüküyor. Buna göre %43.7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0.24 puan olacak. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarında görülecek. Erdoğan geçtiğimiz cumartesi 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3.87 lira olan alım fiyatı %73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de 30 kuruşa yükselmişti. Yaş çaya yapılan zammın ardından gözler kuru çaya çevrilmişti. Sektör paydaşları son yıllarda sürekli zarar açıklayan Çaykur'un Haziran ayında çaya %10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını aktardık az önce haberimizle birlikte. 14 Mayıs'ta açıklamıştı Cumhurbaşkanı 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını %76 artışla kiloda 6.70 lira olarak duyurmuştu. Şimdi kiloda 30 kuruşluk primle 7 lira olan fiyat çiftçinin cebine girmeden çaya da zam gelmiş oldu. Şimdi arka planda önemli bir grafik var. Çaykur'un kar zarar durumu. Son dönemde zarar ediyor Çaykur ama belli bir yıldan sonra neden sonra varlık fonuna devredilmesinden sonra Çaykur 2017 yılında varlık fonuna devredildi. İşte rakamları görüyorsunuz, eksiye düşmüş durumda tam da 2017 yılından sonra. Kar zarar dengesinin grafiği bu. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Çaykur aslında kar eden bir şirket. Bakın %12, %22 ve hatta 2016'da çok yüksek oranda bir kar var. %82 oranında kar eden bir şirketken varlık fonuna devredildikten sonra da eksiye düştüğünü görüyoruz. Türkiye varlık fonuna devredildiği 2017'den bu yana 2.6 milyar lira zarar açıkladı. Bugün çay zammı ile birlikte çok konuştuğumuz bir başka ayrıntı da bu. Son dönemde işte bu kararların yanlış olduğu aslında satışlar, devirler gerçekleşmeden söyleniyor. Ama çok dikkate alınmıyor ve o alınan kararlardan da geri adım atılmıyor. İşte tablo ortada diyoruz ya, veriler açıklamaların biraz aksinde oluyor. Şimdi Ağrı Belediyesi'nden bir haber getireceğiz ekranlarınıza.